Merhaba herkese. Sanırım bağlandım. Az önce bir internet sorunu yaşadım. O yüzden birazcık geç bağlanabildim. Konuyu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama yazdım oraya başlık olarak. Ben tekrardan bir söyleyeyim konunun ne olduğunu. Konumuz pozitif ya da negatif diye gün içerisinde yaşarken bazen süper bir gün geçirdiğimizi düşünüyoruz. Her şey harika, her şey çok güzel gidiyor. Tam istediğimiz gibi süper hissediyoruz, tam istediğimiz gibi hissediyoruz. Ama bazen bir şeyler oluyor. Bir şey bizi sinirlendiriyor, biri bizi sinirlendiriyor. Ya da öfke duymamıza sebep oluyor. Ya da öfkenin dışında başka duygular yaşamamıza sebep oluyor. Mesela yani intikam tabii çok bunların böyle en yükseği gibi gelebilir. Öfke, intikam, sinir, kıskançlık ondan sonra ve benzeri şeylerden, duygulardan böyle bizim çok hissetmeyi sevmediğimiz aslında bastırmaya çalıştığımız genelde duyguları biz yaşıyoruz. Bunlar ne zaman ortaya çıkıyor aslında? Dönüşüm yoluna girdiğimizde, koşulsuz alana geçebilmeyi öğrendiğimizde ve düşüncemizi sorgulayabilmeyi öğrendiğimizde bunlar aslında ön plana çıkıyor. Çünkü düşüncemizi sorgulamaya başladığımızda, yargısız gözlem yapmaya başladığımızda, bir şeylere anlamı aslında biz verdiğimizi gördüğümüzde, anlamın aslında olmadığını hayatta ve o cisme, o kişiye, o olaya, o düşünceye, o anlamı bizim verdiğimizi gördüğümüzde bir boşluk oluyor hayatımızda. Orası böyle oyun alanı gibi oluyor. Daha rahat bir şekilde "Aa evet, anlamı ben veriyorsam zaten hiçbir şeyin de bir anlamı yoksa o zaman ben istediğim gibi takılabilirim yani aslında. Hiçbir şey düşündüğüm gibi değil. Düşüncelerimi sorguluyorum ve düşüncelerimi sorguladığımda düşüncelerimin dışına çıkabiliyorum." İşte o alanda kaldığımızda gerçekten kendimizle ilgili, önceden verdiğimiz anlamlarla ilgili bir şeyler fark etmeye başlıyoruz. Geçmişteki bizim kafamızı karıştıran şeyleri görmeye başlıyoruz aslında. Kendi içimize dönmüş oluyoruz, kalbimize dönmüş oluyoruz. Ve kendimizle ilgili bir şeyleri aslında anlamış oluyoruz. Daha da anlayışımızı derinleştirmiş oluyoruz. O yüzden bu öfke, sinir, kıskançlık bir şey ve bu süreçte hani sadece oturup bunları yapmıyoruz. Dışarıda da diğer insanlarla etkileşim halindeyiz ve bu etkileşimler sonucunda da bir şeyler tetikleniyor içimizde. Bazen hiçbir şekilde etkileşim halinde olmadığımızı bile düşünebiliriz ama televizyonda bir şey görüyoruz, bir film izliyoruz, dizi izliyoruz ya da herhangi bir şekilde evimizde kendimiz otururken, yolda yürürken, spor yaparken de bunları fark edebiliyoruz. Dolayısıyla bir şeyler tetikleniyor. İşte o bir şeyler tetiklendiği anda aslında ne yapacağız diye bir soru geldi. Çünkü bazen bu tetiklenen şeyler yanlış zamanda tetiklenebiliyor. Her şeyin ortasında istemediğimiz zamanlarda tetiklenebiliyor. İşte biz bir önemli bir toplantıya girmeden önce tetiklenebiliyor. Ya da işte durup dururken gece tam uyuyacağız mesela. Uykumuzun ortasında tetiklenebiliyor. Dolayısıyla ya da mesela birine bir şey yapıyoruz, bir hediye alıyoruz, bir güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sonra mesela umduğumuz, beklediğimiz şeyi göstermiyor bizden. Tepkiyi göstermiyor ve bu tepki alamadığımızda da üzülebiliyoruz. Beklentilerimiz karşılanmayabiliyor. Çünkü beklenti içindeyiz aslında kendi çapımızda verdiğimiz anlamlara göre. Aslında referans noktamız işte o verdiğimiz anlamlar, o anlamlara göre bir beklenti içine giriyoruz. Ama bunların çoğu zaman farkında değiliz. İşte o zaman da böyle bizim sanki bizim kontrolümüz dışında bir şeyler oluyormuş gibi geliyor hayatımızda. Özellikle bu öfke ve sinir veya kıskançlık. İşte bizim bu dark side dediğimiz yani negatif ya da işte karanlık alanımız, gölgemiz.
Shadow work'te dediğimiz gölge çalışmasını yaparken daha çok ortaya çıkıyor gün içerisinde. Bununla ne yapacağımızı bilmiyoruz diye bir soru geldi bu hafta. Onun dışında bu hafta gelen sorulardan bir tanesi de geleceği sürekli tahmin etmeye çalışıyorum. Gelecek kaygım var ve sürekli geleceği düşünüyorum. Bir saniye ötesini düşünüyorum. 10 yıl ötesini düşünüyorum. Bir ay ötesini düşünüyorum ve sürekli endişeliyim. İşte çocuğuma bir şey olursa, bana bir şey olursa gibi gibi gibi, işte ne yapacağım, ne edeceğim, kimim ben vesaire gibi. Gelecek kaygısı içerisindeyiz diye bir soru geldi. Diğer bir soru da duygularımızı ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Yani özellikle öfkeyi nasıl iletişeceğimizi bilmiyoruz ve öfkemizi iletişemediğimizde bayağı zorluk çekiyoruz. Yani ne yapacağım ben bu öfkeyle? Öfkeyle oturduğumda sinirden ölüyorum. İfade ettiğimde karşımdaki insanı kırıyorum ya da kendimi kırıyorum ya da harap ediyorum. Ettiğinde bir hale giriyorsun, etmediğinde bir hale giriyorsun. O zaman ne yapmam lazım gibi sorular geldi. Bu üç soru aslında birbiriyle çok 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 ilintili. Neden? Çünkü aslında gelecek kaygısı ya da genel olarak kaygı aslında işte o verdiğimiz anlamlardan kaynaklanıyor. Biz cisimlere anlamı biz veriyoruz. Ve biz anlam arayışındayız sürekli. Çünkü bir anlamı olmalı diye düşünüyoruz. Mesela karşımıza bir şey çıkıyor. Bugün bir danışanım bir şey göndermiş mesela. Önümde bir dergi duruyor. Tam da benim ilgilendiğim konuyla ilgili. Acaba bu bir işaret mi? Gibi. Evet, sen ona anlam verirsen o bir işaret. Sen ona anlam vermezsen o bir işaret değil. Dolayısıyla biraz anlam vermek hakkında konuşmak istiyorum. Aslında özetle iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi geleceği tahmin etmekle ilgili. Bir tanesi de kendimizi olduğumuzdan daha ötede bir performans sergilemeye zorlamakla ilgili. Yani ne demek? Bunların ikisi nereye çıkıyor? Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Dolayısıyla bu kaygıyı, öfkeyi, herhangi duygu da olabilir. Bu illa öfke de olmak zorunda değil. İnsanlar sevgilerini göstermeyi de yeterince bilmiyorlar. Biliyorlar bence ama yapmıyorlar. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Biliyorlar ama bazen işte verdikleri anlamlardan dolayı karıştırabiliyorlar. Yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Ben kim olmalıyım bu durumda? Böyle mi davranmalıyım, şöyle mi davranmalıyım? Bu seçimleri yapmadıkları için keşfediyorlar. Keşfetmeye de çok fazla açık değiliz çünkü eskiden verdiğimiz anlamlar o kadar kuvvetli ki o eski anlamları biz yeni hayatımızı yaşarken aslında anda kalıp evet ya şu anda buna farklı bir anlam verebilirim ben. Şu anda buna farklı bir şey yerden bakabilirim diyemeyebiliyoruz. Genelde de zaten kaygının temel sebebi bu. Bunun için iki tane şey söyleyeceğim dediğim gibi. Birincisi, geleceğimizi tahmin etmemiz mümkün değil. Çünkü bir saniye sonra ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Ve bir saniye sonra ne isteyeceğimizi bilmediğimiz için ve bilemeyeceğimiz için bunu ya da nasıl hissedeceğimizi de bilmediğimiz için bunu tahmin etmeye çabamızı bir yana bırakmak aslında işe yarayan şeylerden bir tanesi. Sürekli geleceği tahmin etmek yerine yapabileceğiniz başka şeyler var. Bu bir. Çünkü bir saniye ötemizi bile bilmeden biz bir senelik, iki senelik, 10 senelik planlar yapmaya ya da işte ne bileyim ben bir ilişki yaşayacağım ve benim ilişkim şöyle 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 böyle 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 olmalı. İşte ben bir iş kuracağım, benim kurduğum iş şöyle şöyle olmalı, böyle böyle olmalı. Okey, başlıyoruz. Sonra hayal kırıklığı. Sonra neden hayal kırıklığı? Çünkü senin planların vardı. Bir sürü plan ve planladığına göre gitmedi işler. Bu benim başıma defalarca kez geldi. Ben çok 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 zihin kontrolü, zihnin kölesi gibi yaşayan biriydim.
Hala da dönem dönem karşıma çıkıyor ve plan yaptığımı fark ediyorum. Ama sağlıklı zihin plan yapmaz. Sağlıklı zihin kendi kendine de saldırmaz. Sağlıklı zihin vücuduna da saldırmaz. Bir saldırı olabilmesi için zihnin tehlikede olduğunu düşünmesi gerekiyor ilk olarak. Çünkü defansa geçiyor, savunmaya geçiyor. Neden savunmaya geçeriz? Çünkü bir tehlike vardır diye düşünürüz aslında. Ama tehlike yok. Hiçbir şekilde ne bu dünyada, ne başka dünyalarda, ne başka boyutlarda hiçbir bilim seviyesinde tehlike yok. Aslında tehlike yok. Savunulacak bir şey de yok dolayısıyla. Ancak genelde zihnimiz, yani sağlıklı olmayan zihnimiz, iyileşmeyen zihin, iyileşme sürecinde olan zihin, bilinç diyeyim daha doğrusu, mantık, mantığa kattığımız bilinç diyebilirim. Şartlı zihinde diyebilirim. Conditional mind İngilizce takip edenler için. Bu mantığa kattığımız bilinç bir iyileşme sürecinde. Bu böyleyken, bu iyileşirken, sağlıklı haline gelirken nasıl bunu sağlıklı haline getireceğiz aslında? Innate health dediğimiz bir şey var. Bu ne demek? Bu bebek zihni. Yani doğduğumuzdaki sağlıklı zihnimiz. O kaybolmuyor. O her zaman bizimle. Şu anda da o bizimle. Bebekken de bizimleydi. Ölürken de bizimle olacak. O hiçbir zaman hiçbir yere gitmiyor. Yani bizim sağlıklı zihnimiz hala ve her an bizimle olmaya devam ediyor. Sadece ne oluyor? Mesela sağlıklı zihnim diyelim benim şu seviyede olsun. Ben düşünmeye başladığımda yani sağlıksız zihnimin sağlıksız kısmı, hasta kısmı da diyebilirsiniz. İşte o plan yapan kısım, defansta olduğunu düşünen kısım. O böyle yanıyor yani. Burada böyle bir sürü düşünce böyle çıkıyor. Sağlıklı zihin burada kalıyor. O ta buralara gitti. Ben onu fark edip yani bu eylemi yaptığını fark edip onu tekrardan aynı seviyesine getirebilirim. Nasıl? Sadece fark ederek. Evet ya şu an çok fazla düşündüm diyebilirim. Çünkü bazen çok fazla düşüneceksiniz. Bu insan deneyiminin bir parçası. Bazen çok fazla düşüneceksiniz. Bazen beyninizi yakacak kadar çok düşüneceksiniz. Bazen savunmada hissedeceksiniz sürekli kendinizi. Ama bilin ki o sağlıklı zihin sizden kimse alamaz onu. Yani her şeyin ötesinde iyisiniz. Ve her zaman iyi olmaya devam edeceksiniz. Hiçbir zaman kötü olmayacaksınız aslında. Her zaman iyisiniz. Birincisi bunu bilin. Ve savunulacak bir şey olmadığını bilin. Çünkü tehlikede değiliz. Yani şu anda etrafınıza bakın. Tehlikede değilsiniz. Savaşın ortasında bile olsanız aslında tehlikede değilsiniz. Vücut olarak evet, kendinizi savunmak zorundasınız. Zaten o şartlı zihin sizin bedeninizi korumak amacıyla oluşturulmuş bir mekanizma olan bir mekanizma. O sizi savunmak için her türlü önlemi almanız için zaten burada. Ama normal zamanlarda neden peki savunmaya geçiyor? Onu biraz konuşayım. Neden normal zamanlarda herhangi bir probleminiz yokken böyle oturuyorken yani böyle bakın hiçbir problem yok. Oturuyorum. Hiçbir problemim yok. Şu anda bir problem yok. Oturuyorum. Normal. Kendi halimdeyim. Ama zihnimin içinde ne düşünüyor olabilirim? İşte evet şu bir problem, bu bir problem, bu da bir problem, bu da bir problem. Bir sürü problem yaratabilirim. İşte buyum yok, şuyum yok, buyum var, şuyum var. Bu istediğim gibi, bu istediğim gibi değil. Aslında daha iyi performans sergileyebilirim ama sergileyemiyorum. Bu bir problem, çok büyük bir problem. Merhaba Mageli, hoş geldiniz İstanbul'a. Yani dolayısıyla neden bunu yapıyorum peki? Çünkü verdiğim anlamlardan dolayı yapıyorum. Oysa ki şu anda, şu anda kaldığımda o verdiğim anlamları sadece fark edebilirim. Ve aslında ne kadar az anladığımı görebilirim hayatı. Ve kendimi ve verdiğim anlamları. Zannetmek deniyor buna halk arasında.
Merhaba Duru Hanım. Yani anlayışımız çok derin değil hayatı. Hatta anlamak zorunda bile değiliz. Çünkü zaten olmayan bir anlamı anlayamayız. Sadece fark edebiliriz. Dolayısıyla ilk olarak bunu söylemek istiyorum. Neyden kaynaklanıyor? Biraz toparlamak gerekirse, neden o negatif, sinir, öfke gibi duygular açığa çıkıyor? Çünkü kendimizi, ikinci söylemek istediğim şeye geçeyim şimdi. Kendimizi verdiğimiz anlamlardan dolayı daha iyi performans sergilemeliyim şu anda diye zorlamaya başlıyoruz. Şu anda daha iyi performans sergilemeliyim. Kim dedi? Ben dedim. Ben seçtim bunu şu anda. Mesela bunu seçtiğimi şu an hayal ederim. Ben diyorum ki şu anda daha iyi performans sergilemeyeyim. Mesela şu anda diyorum ki şu anda bu Facebook canlı yayınını daha yüksek enerjiyle yapmalıydım. Ya da şu anda bu Facebook canlı yayınını atıyorum 500 kişi izlemeliydi. Şu anda işte bu cümleleri daha düzgün kurmalıydım. Ne yaptım ben şu anda? Şu anda uyduruyorum, zannediyorum, anlam veriyorum ve kendimi zorluyorum aslında. Merhaba Murat Bey. Kendimi zorluyorum. Ve kendini zorlayan kısım işte benim zihnimin şartlı tarafı. Ben ne zamanki görürsem ben sadece o taraftan ibaret değilim. Ve hayatın sistemi onun dediği şekilde çalışmıyor. Ki bunu görebiliyorum. O anlamı vermek istiyor. Ben diyorum ki ben senin verdiğin anlamı vermek istemiyorum. Çünkü biliyorum ki hiçbir şeyin anlamı yok. Anlam yok. Mesela bu küpeler ya da bilekliğim. Bunların sizin için hiçbir anlamı yok. Ben istersen benim oldukları için benim için anlamı nedir? İşte benim takılarım. Atıyorum bu hediye diyelim. Değil. Hediye olduğunu varsayarsak ha işte bunu bana kardeşim almıştı ya da Ali almıştı, Veli almıştı. Bir anlamı olabilir benim için. Ama sizin için hiçbir anlamı yok. Benim için de aslında hiçbir anlamı yok. Bu sadece bileklik. Bu da küpe. Yani bir anlamı yok aslında. Ben vermediğim sürece yok. Ben verdiğimde anlamı varmış gibi geliyor. Benim o anda verdiğim anlam çünkü bir düşünce. Var olmuş bir düşünce. Yani katı bir şey gibi düşünebilirsiniz. Bağlantın zayıf diyor. İnşallah sesim geliyordur. Oluşturulmuş düşünce, yani düşünce oluşturulmadan önce sadece datadır. Ama oluşturulmuş düşünce aynı bu kalem gibidir. Katı bir şeydir. Düşünceyi oluşturduktan sonra onu temizlemeye çalışmanız her zaman daha zordur. O yüzden biz evrenin sistemini anlatmaya çalışıyoruz ki yani düşüncenin oluşum prensibini, düşünce nereden geliyor, neden oluşuyor, nasıl oluşturuyorum, paternlerim neler benim, sistem nasıl çalışıyor? Onu anladığımızda işte, onu anladığımızda var olan düşünceleri silmeye, yok etmeye çalışmıyoruz. Merhaba Önder. Ne yapıyoruz onun yerine? Diyoruz ki ha benim böyle bir düşüncem var çünkü ben böyle bir anlam vermiştim. Onu görüyoruz ve onun merhaba Hülya Hanım. Onun fark ettiğimizde zaten ötesini görmüş oluyoruz. Evet ya ben bu anlamı vermeyi seçmişim zamanın birinde. Şu anda seçmiyorum diyebiliyorum yani. Şu anda yeni bir olasılığa açılabiliyorum. Şu anda yani 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene beklememe gerek yok. Şu anda ben zaten yeni bir olasılığa açılabilirim. Yani her saniye kendinizi bir tık öteye götürebilmeniz için eş şansınız var. Bir saniye bir saniyeden daha iyi değil ya da daha kötü değil. Ya da işte bunu yapabilirsin, bunu başarabilirsin. 3 ay geçmesi lazım üzerinden. Bunu yapabilirsin, 6 ay geçmesi lazım üzerinden. Öyle bir şey yok. Bunu her an yapabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız. Her an mümkün.
Sadece farkında olmanız gereken şey işte o düşünce sistemleriniz ve neye hangi anlamları yüklüyorsunuz? Nasıl paternleriniz var? Onlara bakın. İkinci söylemek istediğim şey de şu. Kendimizi onu biraz daha açmak istiyorum. Kendimizi daha iyi performans sergilemeye zorlayan yanımız bizim koşullu zihnimiz. Ve onun söylediği şeylerin hiçbirisi doğru değil. Sadece düşünce paternlerimizi bize fark ettirmek için sürekli biçimde konuşuyor. Sürekli biçimde bize korkularımızı hatırlatıyor, bize paternlerimizi hatırlatıyor, bize özümüzü hatırlatıyor. Bize aslında o defansif yanını hatırlatıyor ki aslında savunmamamızın mümkün olduğunu hatırlatmak için var. Orada o size neler söylüyor onlara bakın. Nasıl defansa geçiyor? Korkuyor mu? Kaçıyor mu? Saklanıyor mu? Red mi ediyor? Üstünü mü kapatıyor? Ne yapmaya çalışıyorsunuz o anda? Onlara bakın. Ve daha sonra bunları fark ettiğinizde işte ana dönün. Fark edin, ana dönün ve şu anda daha iyi performans sergileyebilmeniz mümkün değil. Çünkü neden mümkün değil biliyor musunuz? Şu anda onun dediği gibi işte daha iyi performans sergileyebilirdin diyor o sürekli, yargılıyor. Sergileyebilseydim zaten sergilerdim. Bildiğim kadarıyla şu anda en iyi performansım bu. Daha iyi performans sergileyebilmem için kendimin daha iyisi olmam gerekiyor. Dur şu anda. Değilim şu anda. Şu anda buyum yani. Dolayısıyla sergileyebilirdin, edebilirdin, yapabilirdin gibi suçlayıcı tavırları sizi suçlamak amacıyla aslında değil. Tamamen size içinizdeki savaşı, kavgayı, çatışmayı göstermeniz için, sizi kendinizle yüzleştirmek için aslında yapıyor. Bunu nasıl durdurabilirsiniz ya da bunu nasıl yumuşatabilirsiniz? Şöyle, onu ilk önce fark edin. Yani sizin içinizde sizi sürekli... Okey, bağlantı gitti. O sırada konuşmadım. Şimdi geldi herhalde. Sizin içinizde sizi sürekli iyileştirmeye çalışan bir yanınız var. Onu siz yarattınız. Tamamen sizin seçiminizde, sizin verdiğiniz anlamlar sonucunda oluştu. Ve şu anda da kendi kendini temizlemeye çalışıyor. Çünkü neden? Eskiden belki de o sizin işinize yarayan bir teknikti, bir yöndü, sizin yarattığınız. Ama artık o işe yaramıyor. Şu andaki varoluşunuzda onu artık bırakmanız gerekiyor. Ve o aslında siz onu bırakın diye sürekli su yüzüne çıkıyor. Dolayısıyla öfkeler ya da içinizde herhangi tetiklenen herhangi bir şey, korku, sinir, kıskançlık gibi negatif dediğimiz aslında hiçbir şekilde hiçbir duygu ne negatif ne pozitif. Hepsi sadece duygu. Mesela hepsini kucaklayın. Kendinizle ilgili olan bütün duygularınızı kucaklayın. Bütün korkularınızı kucaklayın. Çünkü burası bir yarış yeri değil yani. Okey işte Ahmet benden daha az korkuyor. Ayşe benden daha çok işte para kazanıyor. İşte Fatma benden daha güzel. Merhaba Semra Hanım. Sevgiler benden de. Yani burada yarışmıyoruz. Kimse birbiriyle yarışmıyor yani. Buraya biz yarışmaya falan gelmedik. Rekabet falan da yok yani. Dolayısıyla kendi kendinize yarışmayı bir ara verin. Ve gerçeğinizi görün. Kendinizi kucaklayın. Kendinizi daha çok sevin. Pozitif ya da negatif diye ayrım yaptığınızda ne kadar aslında az anladığınızı görün hayatı. Çünkü pozitif gibi görünen bir şey gayet negatif olabilir. Negatif gibi görünen bir şey gayet pozitif olabilir hayatınızda. Dolayısıyla pozitif ya da negatif yok. Sadece verdiğimiz anlamlar. Ve hiçbirisi %100 doğru değil. Çünkü hiçbirinin %100 doğru olup olmadığını bilemeyiz. %100 bilemeyiz. Tahmin edebiliriz, zannedebiliriz, anlam verebiliriz. Ama %100 bilemeyiz. Duygularınızı ifade etmek konusuna gelince, kendi kendinize kaldığınızda herhangi bir şekilde ifade edebilirsiniz duygularınızı. İlk olarak buna izin verin. Kendinize izin verin. Ve ondan sonra gözlemleyin kendinizi yargısızca. Evet, ben burada böyle ifade ettim kendime. Ben burada anneme bağırdım. Babama bağırdım. Eşime bağırdım. Ama evet bağırdım yani şu anda ben bağırdım.
Bağırmamalıydım. Belki de bağırmalıydım. Biraz daha özgür olduğunuzu fark edin. Yani özgürsünüz. Ne yapmak isterseniz onu yaparsınız. Özür de dileyebilirsiniz ondan sonra. Belki de hatalısınızdır. Belki de değilsiniz. Dolayısıyla duygularınızı ifade etmek noktasında yine zihniniz koşullu tarafı, işte o daha önceden yaptığınız seçimler sonucunda oluşan koşullu taraf, programladığınız taraf yani size diyecek işte yine kontrol etmeye çalışacak. Öyle yapmamalıydın, böyle yapmamalıydın, böyle söylememeliydin, şöyle söylememeliydin. Yine kesildi. Çok pardon. Neden oluyor bilmiyorum. Dolayısıyla o yine kontrol etmeye çalışacaktır. Onun kontrol etmeye çalıştığı yine fark edin. Nerelerde ne anlam verdiğini, sizi nasıl yargıladığını fark edin. Sizi neden yargılıyor? O noktada biraz daha konuşmak istiyorum. Sizi yargılıyor çünkü, merhaba Ahmet. Sizi yargılıyor çünkü daha önce sizi yargılamış insanlara izin vermiş olabilirsiniz hayatınızda. Küçüklüğünüzde bir şey söylememiş olabilirsiniz. Kavga çatışma çıkmasın diye susmuş olabilirsiniz. Herhangi bir sebepten dolayı bunu kabullenmiş olabilirsiniz. Ve onu kabullendiğiniz zaman geçmişinizde bugün de hala da aynı davranışı sergiliyorsanız işte o sizin uyarı mekanizmanız oluyor. Diyor ki bak sen bunu geçmişte kabullenmiştin ama bugün hala aynı şeyi kabulleniyorsun. Emin misin? Bir tekrar düşün istersen. Yeni bir anlam verebilirsin. Ya da anlamın tamamen dışına çıkabilirsin. Demek istiyor. Sizi bir tık ileri götürmeye çalışan bir mekanizma. O sürekli var olacaktır. Onun seviyesini yumuşatmanız ve nasıl istiyorsanız, onun sizinle nasıl konuşmasını istiyorsanız siz onunla öyle konuşmalısınız. Ve fark edin diye zaten orada. Özetle bu şekilde zihin sürekli bedene saldırıyor. Bedenin tehlikede olduğunu düşünüp onu korumaya çalışıyor ve savunmaya çalışıyor ve zihin kendi kendine saldırıyor. Bunu neden yapıyor? Birazcık özetliyorum konuştuklarımızı. Bunu neden yapıyor? Çünkü tehlikede olduğunu düşünüyor. Tehlikede olduğunu düşünmesinin sebepleri var. Bunlardan en önemlisi küçüklüğümüzde büyürken, sadece küçüklüğümüzde değil yani geçen haftada dahil, dün bile 1-2 saniye öncesi dahil olmak üzere hayatımızda bir şeylere anlam veriyoruz. Oysa ki hayatta anlam yok. Bizim verdiğimiz kadarıyla var. Mesela yine bardak örneği benim fix örneklerimden. Bu bardağın hiçbir anlamı yok. Sizin için zaten eminim yok. Belki anneannenizin evindeki bardaktır atıyorum. Benim için de yok. Bu bir bardak yani. Hiçbir anlamı yok. Ben vermediğim sürece yok. Dolayısıyla biz anlam veriyoruz. Neye nasıl anlamlar verdiğinize bakın. Bunu söyledim. Gün içerisinde işte pozitif, negatif, işte ne kadar güzel pozitif gidiyordu, işte negatif bir şey oldu falan gibi diye düşündüğünüzde yine anlam veriyorsunuz. Onları gözlemleyin. Aslında işte o sizin negatif dediğiniz duygular, öfke, sinir, kıskançlık vesaire bunlar açığa çıktığında onlarla ne yapacağım ben şimdi diye paniğe kapılanlar var. Zaten o soru onun üzerine çıktı. Her şey güllük gülistanlık olsun, pozitif olsun, şöyle olsun, böyle olsun, lay lay lay, şahane, muhteşem istediğim her an. İsterseniz hissedebilirsiniz. Bu tamamen seçimler bütünü. Ama öfke de aynı sevgi gibi bir duygu. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Enerji seviyeleri dışında. İkisi de duygu yani. İkisi de içinizden geçecek. İkisi de içinizden geçmeye çalışıyor. Sebepleri şu. Kalıplaşmış düşünceleri oluşturuyor verdiğimiz anlamlar uzun vadede. Verdiğiniz anlamlara bakın. Aslında hayat anlam olmadığına bakın. Mesela bir egzersiz verebilirim size. Bunu her gün günde 2 kez yapabilirsiniz. Bir sabah bir akşam olmak üzere. Hiçbir beklenti içine girmeden yapmanızı tavsiye edeceğim. Sadece yakınınızdaki objelere bakın. Yakınınızdaki objelere bakın. Mesela çevrenize bakın işte atıyorum. Benim mesela çevremde gördüğüm şeylerden bir tanesi. Not defterim. Not defterime bakıyorum. Mouse var.
Bilekliğim var. Kalem. Soda şişesi. Bunlara bakın. Bunlara baktığınızda aslında hiçbirinin hiçbir anlamı olmadığını görün. Ve gözlemleyin bakalım. Hangilerini seçici olarak, algıda seçicilik dedikleri, hangilerine ne anlamı vermişsiniz? Enerjisinden anlayabilirsiniz, verdiğiniz anlamları düşünebilirsiniz. İlk önce yakın çevrenize bakın, sonra bir tık uzak çevrenize bakın. Nasıl anlamlar verdiğinize bakın. Arkanızı dönüp arkanızdakilere bakın. Birinci egzersiz bu. İkinci olarak da şunu yapacaksınız, bu egzersizi tamamlayıcı. Hiçbir şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Çünkü zaten anlam yok ya. Dolayısıyla anlamak zorunda da değiliz. Ne kadar küçük bir anlayışımız olduğunu fark ettiriyor aslında bu ikinci kısım. Yine aynen yakın çevrenizdeki eşyalara bakın. Ve onları anlamaya çalışmadan bakın. Onları. Çünkü anlamak zorunda değilsiniz. Ve ne anladığınızı gözlemlemiş olacaksınız bu sayede. Onlara verdiğiniz anlamları gözlemlemiş olacaksınız yani. Ha, ben bu kalemden işte şunu anlıyorum. Bu kalem bana mesela bir danışanım vermişti. Onu hatırlatıyor. Ben bundan bunu anlıyorum. İşte bu mouse babam almıştı bana. Babamı hatırlıyorum. Mouse'dan ne anlıyorum? Evet, bilgisayar teknoloji çok kolay işimi kolaylaştırıyor falan bir sürü. Oysa ki ikisinin de hiçbir anlamı yok. Bu minik egzersizleri niye yapıyoruz aslında? Çünkü sadece cisimlere anlam vermiyoruz. Olaylara anlam veriyoruz. Kendimize anlam veriyoruz. Kimliklerimize anlam veriyoruz. Yani anlam verdiğimiz kimliklerimiz oluşuyor. Ben şöyle biriyim, ben böyle biriyim. Hayata anlam veriyoruz. Düşüncelerimize anlam veriyoruz. Yargılara anlam veriyoruz. Anlam vermek aslında ilişki geliştirmek demek olarak da algılayabilirsiniz. Bu neye sebep oluyor? İşte bu mevcut şu anda benim daha iyi performans sergilememe zorluyor. Yani bana diyor ki sen şu anda daha iyi performans sergilemeliydin. Çünkü ben geçmişe baktım. Senin verdiğin anlamlara göre sen şurada daha iyi performans sergiledin. Burada daha iyi performans sergiledin. Zaten sen bu kimliği koymuştun kendi önüne. Daha iyisini yapmalısın sürekli. Sen böyle diyordun kendi kendine. Çünkü öyle bir anlam vermiştin hayatında. Mesela özel sınavını hazırlarken sürekli herkes sana daha iyisini yapmalısın, daha iyisini yapmalısın dedi. Sen de bunları kabul ettin. Hepsini kabul etmiştin ya. Şimdi de daha iyisini yapmalısın diyor. Doğal olarak size sürekli. Bunlar yani programlama. O yüzden sürekli sizi daha iyisin, daha iyisin, daha iyisini yapmaya zorladığı için aslında öfke bir problem ya da işte sinir bir problem ya da kıskançlık bir problem. Çünkü atıyorum anneniz küçükken size şöyle bir şey öğretti. Erdemli olmalısın. Sinirlenmemelisin. İyi insan olmalısın. Kötü olmamalısın. Yani zorla erdemli olmaya çalışılmaz hayatta. Erdemli süreçte olursunuz, olmak isterseniz. Fark ederek olursunuz. Erdemli olmaya zorlayarak, başarılı olmaya zorlayarak, başarılı olsanız bile, başarsanız bile bir şeyleri bir anlamı olmaz yani. Çünkü süreçte eğlenmemiş olacaksınız. Süreçte ben bu muydum ya gerçekten? Ben gerçekten kendim mi oldum şimdi bunu yaparken? Yani o doyum, fulfillment dediğiniz şeyi yaşayamayacaksınız. Belki achievement'ı yaşayacaksınız. Başarı. Success işte o başarı. Sonuç. Sonucu alacaksınız ama doyacak mısınız acaba? Bizim gerçekten başarı dediğimiz şey ki zaten başarı da bir konsept. Hiçbir anlamı yok ama fulfillment artı achievement yani hem aldığınız sonuç hem de doyum sizi doyurabilmeli. Bunu yaparken ne önerdim size? Şunu önerdim. Geleceği tahmin edemeyiz. Sadece anlam vereceğimiz için. Bir saniye sonra ne istediğimizi bilemeyeceğimiz için şu anda. Bilemeyiz çünkü ben bilmiyorum. 10 dakika sonra canım ne isteyecek benim? Ne yapmak isteyecek bilmiyorum. Dolayısıyla geleceği tahmin edemeyiz.
Kendimizle ilgili fikirlerimiz var, hayallerimiz var. İşte o yüzden de içgüdülerinize, o içinizden gelen sese, kalbin enerjisel alanı dediğim, düşüncenin ötesindeki hiçbir anlamın olmadığı ama gerçek arzularınızı görebildiğiniz yere bakın. Ve o alana baktığınızda gün içerisinde ortaya çıkan duygularınızı sorun etmeyeceksinizdir. Çünkü evet diyeceksinizdir. Yani bu da şu anda ortaya çıkmaya çalışan bir şey. Geçmişte verdiğim anlamlardan herhangi bir tanesinin sonucu. Şu anda gözlemlediğim bir şey kendi içimde. Acaba ne? Yani beni gerçekten ne sinirlendiriyor? Ne hakkında ne düşünüyorum ki şu anda onunla karşı savunmaya geçiyorum? Savunma yok. Çünkü tehlikede değilsiniz. Tehlikede olmadığınız bir yerde savunmaya çalışmazsınız. Sadece tehlikede olmadığınızı fark edin anda. Ve gözlemleyin. Yargısız gözlem yapın. Bunları söyleyeceğim. Bunları yaptığınız sürece ne açığa çıkıyor? Aslında bunları yaptığımız sürece şunlar açığa çıkıyor. Ne kazanacaksınız? Yani biraz ondan bahsedeyim. Şunu kazanacaksınız. Öfke, sinir vesaire, kıskançlık gibi şeyler açığa çıktığında onları nasıl yönlendirebileceğinizi, nasıl ifade etmek istediğinizi kendinize o anda soracaksınız ve o anda karar vereceksiniz ve bunlar bir problem olmaktan çıkacak. Bunlar daha az açığa çıkıyor olacak çünkü daha net bir şekilde gözlemleyebiliyor olacaksınız. Bir şekilde kendi içsel yolculuğunuza çıktığınızda bu çok zor olabilir. Eğer çok 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 zorlanıyorsanız lütfen ara verin, kendinize iyi bakın. Şu soruyu sorabilirsiniz. Şu durumda, bu kadar zor durumda, bu kadar acılar içindeyken ben en sevgi dolu aksiyon ne olurdu şu anda kendim hakkında alacağım diye sorabilirsiniz. Sevgi ne yapardı diye de bir soru var. Şu anda sevgi ne yapardı diye de bir soru var. Onu sorabilirsiniz kendinize. Yani kendinize iyi bakın. Her şeyden önemlisi iyi hissetmeyi araştırın. Ama dediğim gibi kötü dediğimiz işte öfke, sinir vesaire çıktığında da kendinize alan verin, alan tutun, yargısız bir alana gidin. O an zaten ne yapmanız gerektiğinizi size vücudunuz söyleyecek. İşte git bir ara ver, atıyorum tuvalete git, bir de çık dışarı yürü, bir su iç, bir nefes al, bir şey diyecek yani uzaklaş, şu anda bunu konuşma. İşte bir sakinleş ya da sakinleşme, şu anda söyle ne söylemek istiyorsan, yani o sizi içsel olarak yönlendirecektir. Onu daha net duyabilmeye başlayacaksınız. Onu daha fazla dinlemeye başlayacaksınız ve korkularınızı kucaklamış olacaksınız aslında. Çünkü bir şey var yani onun altında, işte korktuğunuzu düşündüğünüz aslında. Korkular çünkü gerçek değil. Korktuğunuzu düşünüyorsunuz. Geçmiş anlamlara bakarak. Şu an yani geçmişte mesela bir kez korkmuşsunuz 3 yaşındayken, hala korktuğunuzu düşünüyorsunuz 33 yaşındayken. Dolayısıyla hani onu fark edeceksiniz ve korktuğunuzu, korkuyu yaratan düşünceleri anladığınızda evet ya zaten orada bir şey yokmuş ki, onu görmüş olacaksınız ve dolayısıyla önünüze bu korkuyu koymadığınız için daha hızlı aksiyon alabilmeye başlayacaksınız, performansınız artacak. Ve sürekli kendinizi andan uzaklaştırmaya çalışarak işte daha iyisini yapmalısın, daha işte daha iyi performans sergilemelisin, şu anda varmamalısın, şu anda erdemli olmasın, şu anda böyle olmamalı, şöyle olmalı gibi düşünceleriniz azalmış olacak. Çünkü hepsini kucaklamış ve çok net bir şekilde görmüş olacaksınız. Bunları yapabilmek zaman isteyebilir. Bunları yapabilmek için kendinize alan verin. Bir sürenizi alabilir. Bir anda her şeyin olup bitmesini beklemeyin. Buna açılmanız bile, bu şu anda bahsettiğim ilgileri duymaya açık olmanız bile pek çok fark yaratacaktır hayatınızda. Çünkü pek çok insan bunları duymaya ne açık ne de gerçi yavaş yavaş artıyor şu anda dünyada bu gözlemlediğim kadarıyla. Ama pek çok insan bunları duymaya, görmeye henüz hazır değil. Bunları duyup görebiliyor olduğunuz için bence özel bir şey şu anda. 2016 Eylül'de bunlara başladığınız için özel bir noktadasınız hayatınızda. Bir dönüm noktası gibi görebilirsiniz gerçekten. Çünkü evrenin çalışma prensiplerini anladığımızda
neyin ne olduğunu aslında anlamış oluyoruz. Neyin ne olmadığını anlamış oluyoruz. Ve anlamaktan da öte hayatı istediğimiz şekilde yönlendirebiliyoruz. En önemlisi o çünkü ne kadar da anlamış olsanız da seçim yapmadığınız sürece her şey aynı kalıyor. Sadece anlamakla da yetmiyor yani. Yönlendirmeye başlıyoruz. İstediğimiz şekle sokabiliyoruz dünyayı. Enerjimizi düzgün yönetebiliyoruz. Birincisi bunu söyleyeceğim. İkincisi de şu, bunları yapabilmek zor değil. Çünkü bizim potansiyelimiz çok yüksek. Ve bu yüksek potansiyelde güçlü olan kısım biziz. Yani o programlamayı da biz yaptık. O anlamları da biz verdik. Hepsini biz yaptık, biz yaşadık. Dolayısıyla biziz yani burada patron. Bunları ben yapabiliyorsam benim danışmanlarım, işte hocalarım yapabiliyorsa, ki danışanlarım da yapabiliyorsa, herkes yapabiliyor demektir. Yani birimiz yapabiliyorsak zaten hepimiz yapabiliyoruz demektir. O yüzden işte kendinize belki egonuz şöyle şeyler söyler, işte ben yapamam ki, işte çok uzun zaman alır bunu yapmak, anlamak falan filan, işte çok zor bir yol falan gibi düşünebilirsiniz. Ama bu en kestirme yolu. Çünkü dönüşüm anlayıştan geçiyor birazcık. İlk olarak kendinizi fark etmekten geçiyor. Daha doğrusu anlayış doğru bir kelime olmadı. Fark etmekten geçiyor. Bastırmaktan ya da kaçmaktan ya da bir şeylerin üstünü örtmekten geçmiyor. O işte değişim oluyor. Bir şeylerin üstünü örttükçe çünkü dış dünyayı elinizde değiştirmeye ve şekillendirmeye çalışırsınız. Zorlama olur ve daha fazla aslında dirençli bir alanla karşılaşırsınız. Ve kesin sonuç elde edemezsiniz. Yani kökten çözmek gerektiğine inanıyorum ben bir şeyleri. Dolayısıyla aslında çözülecek de bir şey yok. Sadece fark edilecek şeyler var dediğim gibi. Bugünün konusu hayatımızı yaşarken böyle pozitif lay 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 yaşarken birdenbire böyle ortaya çıkan negatif dediğimiz duygularla nasıl baş edeceğiz bilmiyorum diye gelen bir soruyla başladık. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Her zaman en eforsuz yolu seçmenizi diliyorum. Bu en kolay yol olmayabilir ama o anda en eforsuz ne geliyorsa onu seçin. Bunun için de kalbinize bakın, elinizi kalbinize koyun. Zaten ihtiyacınız olan her şey içinizde var. Dışarılarda bir yerde bir şey aramanıza gerek yok. Hepinizi seviyorum. İyi hafta sonları şimdiden. İnşallah bir sonraki canlı yayında da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler katılanlar için. Bay bay.